Merhaba sevgili yaylar. 19-26 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu haftanın en önemli gezegen hareketi Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Güneş 20 Ocak'ta Oğlak burcundan ayrılarak Kova burcuna geçiş yapacak. Sevgili yaylar, Güneş'in Kova burcunda olduğu süreç 19 Şubat'a kadar devam edecek ve sizi destekleyen bir pozisyonda olacak. Üçüncü evinizde seyredecek bu süre içerisinde. Daha fazla seyahat yapabileceğiniz bir süreç. Yakın çevreyle ilişkileriniz artabilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Güneş 3. evde belki kendinize ait, kendinizin veya işinizin tanıtımıyla ilgili bilişim sektörü olabilir, iletişimle ilgili konular, medya, yayıncılıkla ilgili konuların biraz daha hayatınızda aktif olabileceğini işaret ediyor bu süreç içerisinde. Hafta başında ayın pozisyonlarına baktığımızda 19 Ocak ve 20 Ocak'ta ay Başak Burcu'nda olacak. Kariyerinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. İş, kariyer, sorumluluklar önde olabilir. 21 Ocak öğleden sonraki saatlerde ay Terazi Burcu'na geçiş yapınca sosyal hayat ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Ancak ay Terazi Burcu'ndayken şu sıralarda Terazi Burcu'nda ilerleyen Mars, bununla birlikte Koç Burcu'ndaki Uranüs, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la da bu geçişi sırasında sert etkileşimler yaptığı için ilişkilere dikkat etmek gerekecek. 22 Ocak ve ardından 23 Ocak'ta arkadaşlarınızla ilişkilerde ve sosyal organizasyonlarda grup içerisindeki faaliyetlerinizde bazı iletişim sorunları çıkabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bazı arkadaşlarınızla ilgili tatsız haberler de gelebilir, keyfinizi kaçırabilecek. Belki onlarla ilgili ilgilenmeniz gerekebilir. Günlük hayatınızı biraz etkileyebilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. 24 Ocak'tan itibaren ay Akrep Burcu'nda olacak. Sosyal hayattan biraz daha kendinizi çekip daha içe döndüğünüz, belki biraz dinlenmeye zaman ayırdığınız bir süreçte olacaksınız. Ay Akrep Burcu'ndayken kendinizle ilgilendiğiniz, sağlığınıza özen gösterdiğiniz veya bazı sağlık kontrollerini yaptırdığınız bir dönem olabilir. Zihinsel olarak biraz içe döndüğünüz, kendinizi dinlediğiniz, düşüncelerinizi, duygularınızı gözden geçirdiğiniz ve bazı kararlar da alabildiğiniz bir dönem olabilir. Özellikle 25 Ocak'ta Ay Satürn kavuşumu biraz kendinizi karamsar hissedebileceğinizi işaret ediyor. Daha sıkıntılı hissedebilirsiniz, biraz depresif hissedebilirsiniz kendinizi. Bu nedenle sağlığınıza özen göstermeniz, dinlenmek, beslenme ve spor programıyla ilgili bazı değişimler, günlük hayatınızı hareketlendirecek bazı uygulamalar bu ruh halinden kurtulmanızı da kolaylaştırabilir sevgili yaylar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.